Sözcü Televizyonu'ndan, İyilik Sağlık Programı'ndan herkese merhaba. Sokrates'in de dediği gibi önemli olan yaşamak değil, iyi ve doğru yaşamak. O yüzden bizler de iyi olmanın, sağlıklı kalmanın, kendimize iyi bakabilmenin yollarını alanında uzman isimlerle konuşacağız. Bugünkü konuğum kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum böyle bizler bir ortamda. İyi olmanın taraftan yollarını sizlerle aynen birlikte öyle arıyoruz. Aynen öyle. Şimdi eminim ki kalp sağlığı için altın değerinde bilgiler alacağız sizlerden. Şimdi insanlarda artık öyle kaygılar var ki içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, gelecek kaygısı, dünyadaki savaşlar, tehditler, bunlarla başa çıkmak artık çok zor, kalp artık çok yoruldu. Bu stresle nasıl başa çıkacağız? Kalbimizi bu stresten nasıl koruyacağız? Ya öyle güzel bir başlangıç yaptınız ki aslında kalp o kadar çok yük taşıyor ki ve sonunda tabii dayanamıyor. Ne yapsın? O da bizi taşıyacak, bizimle birlikte sağlıklı yaşayacak. Emosyonel durumlar kalbi gerçekten etkiliyor. Aslında psikosomatik hastalıklardan da birisi olarak kabul edebiliriz. Ben hep aslında şunu söylüyorum, o kadar çok toksik ki her şey. İnsanlar toksik, hava toksik, su toksik ve dolayısıyla bütün bunların yediğimiz gıdalara kadar her şey toksik. Dolayısıyla bütün bunların ortasında kalp sağlığını korumak gerçekten büyük bir çaba gerektiriyor. Ve bütün bunların ortasında da bugün günümüzde şunu biliyoruz ki dünyada en büyük ölümlerin sebebi aslında kalp ve damar hastalıkları haline almış durumda. Hele de işin içine COVID eklenince ve yılda yaklaşık olarak sırf bizim ülkemiz için 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiği bir toprak, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani korumak çok zor ama tabii neler olduğunu şimdi birlikte paylaşacağız izleyenlerle. Peki biz neyi yanlış yapıyoruz da kalp ve damar hastalıklarından ölümün bu kadar çok olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz? Açıkçası genetik faktörler çok önemli. Bir kere öyle bölgelerimiz var ki mesela bir Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz, akraba evliliklerinin de çok yoğun olduğu, kişilik tipinin A tipi dediğimiz var olduğu bir bölge ve bütün bunlar aslında kalp aslında zemin hazırlayan sebepler. Ama tabii ki biz toplum olarak ne yazık ki obezitenin de artık çok yoğun yaşandığı bir ülkedeyiz. Besinlerimiz, evet mutfağımız çok güzel ama çok da kalorili ve galiba çok dikkat etmiyoruz yediklerimize, içtiklerimize ve bu bizim kilo almamızla ve daha sonrasında da kalp damar sağlığımızı bozmakla sonuçlanıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik kaygılarla çok beraber doğru ve bu şartlarla beraber zaten protein ağırlıklı beslenmekten çok çok uzaklaşıp çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye doğru da gittik ve doğru bu da ister istemez kalp doğru sağlığımızı olumsuz etkiliyor, öyle değil mi? Ekmekle karın doyuran bir top. Üstelik hadi ekmek, eskiden bizim çocukluğumuzda ekmek daha değerliydi. Şimdi bakıyorsunuz genetiği değiştirmiş tohumlarla beslenen bir toplum ve olduk. Her şeyimizi bozdu. Yediğimiz ekmeğin bile. Ben hep onu söylüyorum. Kof her şey. Mesela D vitamini eksikliği diyorsunuz. Diyorlar ki ya biz güneşin bol olduğu bir coğrafyadayız. Kardeşim güneş niye işleyecek? Ne yiyorsunuz ki? Boş her şey. Dolayısıyla aslında genetik beslenme faktörleri çok önemli. Bir de genetik faktörlerde mesela bir kolesterol. İyi huylu kolesterolün düşük olduğu bir coğrafyadayız. Yine bu da genetik. Vücudumuzdan kötü huylu kolesterolü uzaklaştıran, iyi huylu kolesterolün yapılmasından sorumlu bazı enzimler mesela Türk toplumunda eksik çalışıyor. Dolayısıyla aslında birçok şey var. Mesela yüksek tansiyon diyorsunuz. Yüksek tansiyon dediğiniz şey aslında direkt olarak tuzla da bağımlı olan bir mevzu. Ve kalp damar hastalıklarının hakikaten sorumlularından biri. Ama mesela bir insanın günlük maksimum normal bir insanın 6 gram tuza ihtiyacı varken bizim toplumumuzda bu 18 gram kişi başına ve tüketiliyor. Aslında tuzu sofralarımızdan eksiltsek bile yediğimiz her gıdanın içinde belli miktarda tuz olduğu için de evet, yeterince almamız gereken tuz miktarını alıyoruz ama doğru, ne yazık ki biz sofralarımızdan da eksiltemiyoruz çok bunu. Doğru. Üstelik işin içine bir de Çin tuzu denen monosodyum glutamat eklendi ki mesela gidiyorsunuz bir yerde restoranda olağanüstü bir tat. Ya ben bunu evde tutturamıyorum diyorsunuz ama sonra tansiyonlar fırlıyor ve
aslında monosodyum glutamat çok yoğun bir şekilde kullanıma girdi. Bu da çok üzücü. Bu da aynı zamanda mesela diyabeti tetikliyor, obeziteyi tetikliyor, tansiyon tetikliyor. Yani her şey sanki el ele kol kola vermiş, bizleri kalp hastası yapmak için uğraşır gibi. Peki şimdi biz sadece beslenmeden mi etkileniyoruz? Yani var olan bu kalp sağlığını korumanın en önemli unsuru beslenme mi, yoksa onun dışında dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var mı? Elbette. Mesela ben hani bizim toplumda çok dedim ya, bizim toplumun bir özelliği daha var. Biz spor yapmıyoruz. Hareketsiz. Yürüyüş yapın dediğinizde elimize çekirdekle yürüyebiliyoruz. Yani sporu sevmeyen bir toplumuz. Hareketsiziz. Dolayısıyla tabii ki bu da kalp damar sağlığını çok olumsuz etkiliyor ama dediğiniz, en başında dediğiniz, aslında biz çok yoğun bir stres altındaki toplumuz. Ve stres her şeyin başı. Sempatik sistemin aktivasyonu, kortizolün salgılanması, aslında bu şekerinden obezitesine, tansiyonuna kadar o kadar çok şey etkiliyor ki. Ve aslında işte dediğim gibi bu da direkt olarak kalp damar sağlığını bozarak bizim karşımıza çıkıyor. Öte tarafta hani demin bahsettim, hava toksik dedim, su toksik dedim. Bakın, musluğunuzdan akan su bir sürü ağır metaller içeriyor. Soluduğunuz hava kirliliği o kadar çok şehrimizde artık sınırı aşmış durumda ki, insanlar çok pahalı olduğu için yakıt, işte lastik yakanı var, çok kalitesiz kömür yakanı var. Yani hava çok kötü, çok kirli. Sonra egzoz, bizde koşulsuz benzin, birçok ülke bunu insanları özendirmek için daha ucuz tutarken bizde mesela daha çok olabiliyor. Dolayısıyla en adisi, mesela dizel araçlar birçok ülkede bırakıldı. Yasaklandı. Ülkeler artık elektrikli araçlara geçmeye başladı, hibrit araçlar. Bunu özendirecek pek çok ekonomik paketler uyguluyorlar. Ama bizde böyle bir şey yok. Yani havanın kirliliğini düşünen yok. Mesela denetleme ne kadar var biliyor muyuz? O fabrikaların, işte o bacaların filtreleri ne kadar denetleniyor bilmiyorum. Ama sonuçta sularımız kirlendi. Doğamız kirlendi, toprağımız kirlendi. Mesela biz hep kendimizi yırtıyoruz, çığlık atıyoruz. Diyoruz ki Avrupa'nın geliyor çöpleri, plastik çöpleri. Çukurova'nın orada yakılıyor. Ve o kadar oralarda biriktiriliyor. Çukurova gibi büyük verimli araziler bile kirlendi. Hani organik tarım diyoruz ya, ne kadar organik onu bile bilmiyoruz. Yani GDO'lu tohumlarından, kirli topraklarından, kirli suyundan, kirli havasından biz ne kadar sağlıklı olmayı bekliyoruz ki bu coğrafyada? Dolayısıyla her şey bir arada ortaya karışık. Yediğimiz yemekten, tükettiğimiz gıdadan, içtiğimiz suya, içtiğimiz sudan, ya, soluduğumuz havaya, her şey toksik. Aslında bizi tamamen strese sokmaya yönelik yani şu kesinlikle. An. Tabii ki stresi hayatımızdan çıkarmak çok da mümkün değil. Ama bu stresi yönetebilmek çok çok önemli galiba, öyle değil mi? Doğru. Bir de biz toplum olarak şunu sevmiyoruz. Bir psikoloğa gideyim, bir psikiyatriste gideyim. Ben aslında katlanamayacağım kadar yükü üzerimde taşıyorum. Acaba bunu nasıl taşıyabilirim? Veya fazladan yüklendiklerimi nasıl boşaltabilirim? Bunun için aslında profesyonel destek almak gerekiyor ama biz niyeyse hastalarımıza da bunu söylediğimizde bir defansla karşılaşıyoruz. Yok canım, ben deli miyim? Halbuki bu bir delilik değil. Bu bazen daha insanların üstüne binen, onların başa çıkamayacağı olan yüklerden nasıl kurtarılacaklarını gösterecek insanlardan rehberlik istemektir. Ama bunu bir türlü hissetemiyoruz. Dolayısıyla belki bunu da biraz daha empoze etmek gerekiyor topluma. Buna i̇şte, ihtiyaçları olduğunu. Tam olarak o yükler omuzlarımıza bindikçe kalbimizde de ağırlığını taşımıyoruz ve kalp damar hastalıklarından tutun da kalp krizine kadar hatta ölümcül olabilecek bir ufacık bir stresi ne kadar ölümcül sonuçlar çok doğurabileceğini doğru. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Doğru. Şimdi kalp krizi oranı da son yıllarda özellikle yaşadığımız streslerle, Covid'den sonra evlere kapanmayla, hastalığın etkisiyle, doğru, belki tedavilerin etkisiyle çok çok arttı oranı. Doğru. Şimdi gerçekten Covid'le veya aşıyla kalp krizi oranının artmasının bir ilişkisi olabilir mi? Şimdi Covid ilk çıktığında bir programa çıkmıştım. Daha 3. ayıydı. Programa çıktığım arkadaşlarım, enfeksiyon uzmanı arkadaşlarımdı. Ben de karşılarında bir kardiyolog olarak
Yani böyle bir sorgular bakışlar altında ben şunu söylemiştim programın moderatörüne. Bakın dedim, enfeksiyoncu arkadaşlarım şimdi bana bakıyor. Ya bir kardiyoloğun burada ne işi var? Ama şu an için enfeksiyoncuların işi bu. Sonra asıl bizim işimiz olacak. Neden bu? Bu zaten görünen köy kılavuzu istemez. SARS-CoV-2 virüsü aslında endoteli tutan, yani damar iç yüzeyini tutan bir virüs. Endotel dediğimiz şey vücudun en büyük organı, bütün organları besleyen, en başta tabii ki kalp damarlarından tutun bütün organların en ince noktalarına kadar giden bir sistem, damar sistemi. Ve bunun içini tutuyor ve bunu bozuyor. E tabii ki başta kalp sistemini bozacak ve dolayısıyla da o dönemde zaten açıklanmaya başlamıştı pek çok veri ve kalp ani ölümlerin COVID geçirenlerde 2-3 kat arttığı, kalp krizlerinin ya da kalp damar tıkanıklıklarının %60'a kadar artış göstereceği, ritim bozukluklarının, kalp yetersizliklerin çok daha arttığı, %50'lere varan oranda ritim bozukluklarının arttığına dair pek çok veri paylaşılmaya başlanmıştı. Ben bunu inatla, ya biz aşıdan da sonra işte bunları yaşıyoruz diyen insanlara hiç yılmadan sosyal medyada da anlatmaya çalışıyoruz ve birebir hastalarıma da anlatıyorum. Aşıyı suçlayamıyoruz, daha yeni çıktı çok önemli bir yayın. Net veriler yok değil mi? Net verilerle çıktı ve dedi ki aşılar kalp krizini tetikler. Tam tersi, aşı olan insanlar COVID geçirdiğinde kalp krizi ve inme riski azalır. Ama öyle bir şartlandırıldı ki insanlar bunu anlatmakta artık güçlük çekiyoruz ve biz de galiba bıktık bu noktada. Artık dedik ki İnanan, inansın bizimle birlikte yürüyelim. Ama sonuçta şunu bilsinler, aşılar değil, COVID kesinlikle kalp krizlerini inmeleri tetikledi ve artırdı. Peki özellikle COVID geçiren bir hasta, kalp damar hastalığı varsa veya ritim bozuklukları varsa, kalple alakalı en ufak bir şikayeti varsa, COVID hastalığını geçirdikten sonraki hayatında nasıl devam etmeli? Günlük rutinine, kendi kişisel bakımına veya hastalığı yoksa, herhangi bir kalp şikayeti yoksa bunlara yakalanmamak için COVID sonrası nelere dikkat etmeli? Şimdi bir kere öncelikle COVID olmuş, risk faktörleri olan ya da bilinen bir kalp hastalığı olan birisi varsa karşınızda mutlaka ve mutlaka bir kalp doktoruna gitmesini önermek gerekir. Çünkü kalp hastalıklarının, hatta kalp krizleri neredeyse %60'ını biz sessiz olarak seyirli görüyoruz. Hani vardır ya, doğa gibiydi, pat diye gitti. İşte bu. Aslında sessiz kalp hastalıkları çok çok sık gördüğümüz hastalıklar. Dolayısıyla yüksek riskiniz varsa, COVID geçirdiniz ve hele de COVID geçirdikten sonra efor kapasitenizde bir azalma. Yani ben hep hastaya şunu sorarım. Yürürken zorlanıyor musunuz? Çünkü herkes ağrı tariflemeyebilir. Ya da bacaklı, merdiven çıkarken. Evet, merdiven, yokuş tırmanırken bunlar daha ağır eforlar. Bacaklarım beni taşımıyor diyebilirsiniz. Ya ben eskiden atıyorum 1 kilometreyi çok rahat yürürdüm ama ya ben şimdi 500 metrede bile zorlanıyorum. Yürümekte sanki bir şey beni tutuyor gibi. Veya yürürken göğsümde ağrı oluyor, yayılıyor kollarıma ya da sırtıma veya boynuma. Veya geçen bir hastam geldi, hocam yürürken ben giyirme tutuyor. Giyiriyorum, dinlenince geçiyor. Kalbin alt duvarını besleyen damarların problemlerinde hastalar mide problemleri benzerlerini çok yaşarlar. Bunlar bile bizim için aslında uyarıcıdır. Ya da durduk yerde ritim bozukluklarının artıyor olması. Kalp damar sistemindeki bozukluklar ritim bozukluklarını da tetikleyebilir. Veya bazen bir anda çok yüksek tansiyonlar olmaya başladığında bunun altından da damar tıkanıklıklarının olduğunu görüyoruz. Nefes darlıkları, herkes ağrı tariflemeyebilir, nefes darlığı tarifleyebilir. Biz buna ağrı eşdeğeri diyoruz. Bütün bunlar aslında uyarıcıdır. Ama hiçbir uyarı yok, ağır bir COVID geçirdi veya orta derecede klinik semptomlarla ama riski yüksek. İşte erkek, 40 yaşın üstünde, ailesinde erken yaşlarda kalp hastalığı var, sigara içicisi veya diyabetik veya obezitesi var veya kolesterol yüksekliği var. Bu insanların mutlaka ne olursa olsun şikayetlerin olmasını beklemeden bir kalp doktorunda ileri tetkikler yaptırmalarını faydalı Hatta görüyorum. Hatta COVID geçirmiş olmasına da gerek yok değil mi bu tetkikleri yaptırması Kesinlikle. Için? Kesinlikle. Yani şart değil tabii ki. Bu COVID sonrası konuştuğumuz için ama zaten bakın soruyorsunuz hastaya COVID geçirdiniz mi? Yok diyor. Çok iddialı bir cevap diyorum. Çünkü %80'i asemptomatik geçen, bulgusuz geçen bir
hastalık bu. Dolayısıyla geçirsin geçirmesin ama artık COVID bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Demin ifade ettiğim gibi bir aile öyküsü bizim için çok önemli, cinsiyet önemli. Yani kadınlar biraz daha premenopozal dönemde östrojen sayesinde şanslı olsa da artık onlarda da daha erken kadınlarda yaşlarda da kalp görmeye krizine başlandı. Bağlı ölümlerde kesinlikle çok fazla artmaya artış başladı. Var. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Hangi yaş aralığında kalp krizi daha riskli oluyor? Kadınlarda mı, erkeklerde mi daha riskli? Evet, artık kadınlarda da kalp krizine bağlı ölümler arttı dedik ama hangisinde daha riskli olduğunu da izleyicilerimiz için şöyle bir kısaca özetleyelim isterim. Şimdi kadınlarda yapısal olarak koroner damarlar daha ince. Dolayısıyla daha ince yapıdaki hastalarda yan dallar daha az gelişiyor ve daha rahatlıkla damar tıkanıklıklarındaki sorumlu yani sonuçlar diyeyim, kötü sonuçlar daha sık görülebiliyor kadınlarda. Her şey çok atipik seyredebiliyor kadınlarda. Çok sessiz seyretme kadında daha fazla ve kriz geçirdiğinde daha ince damar yapısı olan kadınlar daha talihsiz olabiliyor. Bir de genç grupta 40 yaşın altında özellikle ileri yaşlarda. Mesela inmelerde de böyledir. Yan dallar, kolateral dediğimiz yan dallar daha fazladır. Ama gençlerde bu daha azdır. Bunun önemi nedir? Ana damar tıkandığında hemen devreye girecek talih yolları olmadığı için daha çok hasar görür kalp. Ya daha ani ölüm aritmiyle veya eğer hasta kurtulmuşsa kalp yetmezliğiyle bir yaşam süreci daha sıktır. Dolayısıyla hem kalp krizlerinde hem inmelerde yaş ilerledikçe aslında yan dallardan dolayı nispeten daha sessiz kalp krizleri olabiliyor. Daha az sorunlar yaşanabiliyor, komplikasyonlar yaşanabiliyor. Daha şanslı olabiliyorlar genç gruba göre. Peki sessiz gelebiliyor dedik kalp krizi ama ben geliyorum dediği noktalarda oluyor mu kalp krizinde? Tabii. Demin ifade ettiğim gibi hasta bize gittikçe efor kapasitesinin düştüğünü söyleyebilir. Kimisi ağrılarını göz ardı ediyor. Hep bir şeye bağlıyor. Ya bugün çok yoruldum. İşte masa başı çalıştım. Çok eğildim. İşte ne bileyim. Yani kas iskelet. Bugün çok spor yaptım. Bundan olabilir gibi. İnsanlar bir türlü konduramıyorlar. Ya da demin ifade ettiğim gibi. Hep mideye yorulabiliyor. Mesela buradaki yanmalar reflüye yorumlanabiliyor. Ama kalp krizi ya, belirtisi de olabiliyor. Olabiliyor. Bunlar. Ne yazık ki olabiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi risk faktörleri taşıyorsa bunlardan biri ya da ikisini mutlaka göğüsteki bir ağrı, kendisindeki anormal bir yorgunluk, nefes darlıkları sebepsiz mutlaka ve mutlaka araştırmaya değer diye düşünüyorum. Yani bu belirtileri tamamen dinlemek gerek ve ona göre de düzenli muayeneleri yaptırmak gerekiyor. Kesinlikle. Ki aniden istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için. Doğru. Peki şimdi kalp krizi geçiren birini karşıdan gördüğümüz zaman bu kalp krizi geçiriyor diyebilir miyiz? Şimdi kalp krizin ağrısı çok keskindir. Ölüm korkusu eşlik eder. Terleme izlenebilir. Bazen tansiyon düşüklükleri olabilir. Hasta rengi solar, oturma isteği duyar veya yatar, kendini atar. Çarpıntı hissediyor olabilir veya nabzının düştüğünü hissedebilir. Nefes alamıyorum şeklinde bir ifadesi olabilir. Bulantı eşlik edebilir. Hastanın genel durumuna baktığınızda terli, soluk, bayılacakmış gibi hissettiğini ifade eden ya da şiddetli ağrı ve o endişeyi yüzünde ifadesini, o endişe ifadesini gördüğünüz insanlarda hemen en kısa sürede bir hastaneye yetiştirmek gerektiğini bilmek ve ona göre önlemi almak gerekir. Ve ilk müdahale de çok çok önemli. İlk müdahalenin nasıl yapılması gerekiyor? Demin dediğim gibi tansiyon düşüklükleri olabiliyor. Mutlaka uzatmak gerekiyor. Etrafını boşaltmak gerekiyor. Üzerine insanların üşüşmemesi gerekiyor. Havadar olmayan bir yerde ise bir an önce havadar bir yere çekmek veya camı pencereyi açmak, hava alması, oksijenizasyonunu sağlamak gerekiyor. Hastalarda eğer derse ki ya benim nabzım yavaş veya nabzına baktığınızda yavaşsa öksürtün hastaları. Bu çok önemli oluyor. Öksürerek nabzın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bir yetkin birisi değilse kalp masajı, işte hasta şuurunu kaybetti, emin değilse, yetkin değilse sakın masaja falan girişmesin. Bu sefer kaburgaları kırarak akciğerlerin delinmesine ve hastanın aslında belki
çok ciddi bir şey yoksa bile kaybedilmesini tetikleyebilir böyle bir olay. Yakası sıkıysa açmak, rahatlatmak, ayaklarını yukarıya doğru kaldırarak beyin kan akımını sağlamaya çalışmak yapılabilecek o andaki önlemlerden birkaçı diye ifade edebilirim. Yetkin olmayan biriysek tabii, bunlardan birkaçını tabii yapabiliriz. Peki şu an ben kalp krizi geçiriyorsam ve şuurum da kapalı olsa bana ilk müdahaleniz bunlar mı olacak yoksa başka yöntemler de olur mu? Şuur kapağını hemen bir kere dilinizin geriye gitmemesi ya da aspire etmemeniz için ağzınızdakini hemencecik dili çekmeye çalışmak, araya bir şey sokarak ısırmanızı engellemek ve hem masaj hem de hava, yani bakıl tabii bakacaksınız. Eğer atım yoksa, karotisten, radyalden veya tepe atımından atım yoksa hemen masaja başlamak ve orada da masajla birlikte hava vermeye çalışmak. Nefesinizi alıp o nefesi vermek, tutarak bunu yapmaya çalışmak lazım. İki kişi olursa biri masaj yaparken birisi de havayı verecektir. Çok daha kolay olur tabii elbette. Ki. Ve tabii ki en önemlisi hemen çok acil o civardaki birinin ambulansa araması gerekiyor. Peki kalp masajı demişken kalp masajının nasıl yapılması gerektiğini de sorayım mı size? 5 basıdan işte ikisinde solunum, 5 bası 2 solunum şeklinde özellikle ksifoid dediğimiz şu göğüs kemiğinin üzerine önce bir avucunuz, diğer avucunuz üzerinde bastırmak. Tüm güçle bastırılmaması gibi gerekiyor, evet, değil mi? Kırarsınız çünkü ama en azından efektif olduğunu görmek gerekiyor. Peki tek başımızdayken kalp krizi geçirirsek burada yapmamız gereken bir şey var mı öksürmek dışında? Evet. Çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi yatmaya çalışmak, mümkünse hastanın başını da yan çevirmek, aspire etmemesi açısından bunlar önem kazanıyor. Peki, şimdi kalp krizinin belli başlı belirtileri var. Göğüs ağrısı, kol uyuşması gibi ama her göğüs ağrısı da kalp krizi belirtisi değil, değil mi? Tabii ki. Ama bu konuda da size göğsüm ağrıyor, acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye çok da geliyor. Fazla danışan haklı olarak muhtemelen. Geliyor, endişeleniyorlar. Çünkü çok karışıyor birçok hastalık. Evet, mesela bir akciğer embolisi, anlayacağız? En büyük şeyimiz ayrım yapmamız şey akciğer pıhtıları. Onlarda da çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes alamıyor hastalar. Bu şekilde geliyor. Biz hemen onda belli kan tetkikleri yaparak EKG ile ekokardiyografinin yardımıyla ayrıma gidiyoruz. Gerekirse ileri tetkik yapıyoruz. Görüntüleme tetkikleri var. İlaçlı akciğer filmleri gibi, tomografileri gibi bunu yapıyoruz. Bunun dışında mesela bir safra kesesi problemleri bile kalp krizle karışabilir. Bir boyun fıtığı, bir işte impingement dediğimiz ya da bu omuzdaki bir takım sinir sıkışmaları, bunun dışında mideyle ilgili problemler, mide fıtıkları, aşırı gaz ve bunun diyaframla birlikte yaptığı bası, ağrı, sancı gibi bir hissiyat verdiği için aslında kalp kriziyle karıştırılıyor. Kesinlikle krizle karışabilir. Peki şimdi kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi nasıl ayrılıyor onu da merak ediyorum. Tabii ki dediniz ya az önce kadınlarda daha talihsiz sonuçlara yol açabiliyor diye. Peki belirtilerde bir fark oluyor mu kadın ve erkeklerde? Ya kadınların kalp hastalığı biraz farklıdır. Kadınlarda mesela çok tipik göğüs ağrısı olur. Siz dersiniz ki kesin elektro değişikliği, tipik göğüs ağrısı, kesinlikle bir kalp problemi var. Hatta sintigrafi yaparsınız, kalp sintigrafisi. Bu kalbin metabolik yükü üzerinden kalp damar tıkanıklığı konusunda bize dolaylı olarak fikir veren bir tetkiktir. Bu bozuk çıkar. Aa, biz artık anjiyo yapalım dersiniz. Anjiyoda hiçbir damar problemi çıkmaz. Biz buna sendrom X deriz. Kadınlarda çok küçük damar hastalığı, küçük damarda spazma, kasılmaya eğilim çok daha fazladır. Çok tipik ağrıların altından problem çıkmayabilir. Ya da damarın etrafındaki ufacık bir yağlanma bile kalp damar tıkanıklığıyla ilgili bir yanılsama yapabiliyor değil mi hekimlerde? Yani sintigrafide görülen iskemi dediği şey yanıltıcı olabilir ama bir de şu var. Bazı insanlarda, bu kadınlarda birazcık daha fazla gördüğümüz bir şey. Takotsubo yani kırık kalp sendromu. Çok şiddetli ağrıyla gelir. Krizdir bu. Elektrosuyla, kan tetkikleriyle. Anjiyo yaparsınız damarları çıktır ama kalp hasar görmüştür. Yani öyle bir spazm, öyle bir kasılma olur ki. Aşırı stres ve üzüntüden oluyor değil mi bu? Covid'den sonra da çok artmıştı. Covid de tetikliyordu. İşte bir de bu da kadınların ortak şeyi, orta yaş kadınlarda da böyle sıklıkla gördüğümüz. Ve kadınlarda da
diğer bulgu hiç bulgu vermeyerek, yani diğer farklılık hiç bulgu vermeden bir anda krizle çıkabilir. Ama biz genelde hiç bulgu vermeden krizle gelen hastaları diyabetik grupta çok görürüz. Onlarda sessiz kalp hastalığı çoktur. Peki kalp krizine sebep olan faktörler nelerdir? Tansiyon, diyabet kalp krizini tetikler mi? Kesinlikle. Kalp krizine sebep olan en önemli sebep, size ifade ettiğim gibi, daha doğrusu kalp hastalığına yol açan en önemli unsur genetik demiştik, cinsiyet demiştik. Bunlar önemli, bunları değiştiremiyorsunuz. Ama bir de bizim kalp hastalığına yol açan değiştirilebilir sebepler olarak kabul ettiklerimiz var ki, bunların başında işte hipertansiyon, hiperlipidemi yani kolesterol, trigliserit yükseklikleri, şeker hastalığı, kilo, sigara kullanımı gibi sorunlar, hareketsizlik, sedanter yaşam, bunlar gelmekte. Hipertansiyon dünyada en çok rastlanan ve hastalıkları tetikleyen faktör aslında. Ve kalp hastalıkları için de böyle. Toplumumuzda dünyadan daha da fazla hipertansiyon görülüyor. Dünya genelinde bakıldığında her 4 kişiden birinin hipertansif olduğu ifade edildiğinde, bizim toplumumuzda bu her 3 kişiden birine evriliyor. Ve bir de en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadar, yani %33'lerde, 35'lerde olan yüksek tansiyon oranları içinde hasta olduğunu bilmeyenlerin sayısı en az %50. Hipertansiyonu var ama bunun yarısı bunu bilmiyor. Yani o sayı aslında ya da oran çok çok daha yüksek. Aynen. Ama ne yazık ki bilmiyor. Muayeneye gelmediği farkında için değil. Hastalar. Evet. Bunlar da verilere yansımıyor. Kesinlikle. Bir de ya ben özellikle bugün şunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi hipertansiyonunuz var diyorsunuz. Yaşam tarzı değişikliğini öneriyorsunuz ki bunun başında tuzu kısıtlamak, egzersiz hareket yapmak, kilo vermek, sigarayı bırakmak geliyor ama her zaman bu yetmiyor. Yaşam tarzıyla birlikte ilaç vermeniz gerekiyor. Ama garip bir tepki oluştu artık toplumda. Bu Covid'den sonra işte bir aşı karşıtlarını yarattığı bir şey. Onlar bilime karşıtlığı yarattılar. Ve bilim karşıtlığı tedavi karşıtlığını da yarattı. Ben hep aslında şunu söylerim. Bakın, bundan 50-60 yıl önce yaş ortalamaları 50-55'lerdeyken işte biz 50 yaşındaki birini of ne kadar yaşlı diye kabul ederken, günümüz dünyasında bu konuşmamızın en başında her şey toksik dememize rağmen, bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre 75 yaşı orta yaş olarak kabul edebildiğimiz ve yaş ortalamasının çok uzadığı bir süreç ancak modern tıbbın bize verdiği, sunduğu ilaçlarla oluyor. Ve biz tedavileri vermek zorunda kalıyoruz birçok hastaya. Bu yüksek tansiyonu olan hastalarda böyle, kolesterol yüksek hastalarda böyle, diyabetik grupta böyle. Ama insanlarda bir garip tedirginlikle, ay yok, önemli değil. İlaç ben kullanmamaya yenerim bunu çalışıyor. Gibi ilaç kullanmamaya çalışıyor. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Hipertansiyon çok sinsi bir hastalık. Endorgan hasar dediğimiz birçok organın hasar görmesine yol açıyor. Bir anda inmeye bile sebep olabiliyor. Kesinlikle, değil mi? En büyük sebeplerden biri. Aynen. Ve bunun ötesinde işte kalp damarlarını mahvediyor. Aortu genişletiyor, şah damarını, anevrizmalar ve son derece sessizce bir anda yırtılarak sizin kaybedilmenize yol açıyor. Düşünsenize, önlenebilir bir şey var elinizde, hastalık. Elinizde tedavi var ama siz bunu hastayla uyum içinde yapamıyorsunuz, uygulayamıyorsunuz. Ve dolayısıyla gizliden hiçbir şey hissetmeyebiliyor. Mesela birçok hasta var. Benim hiç şikayetim yok ki diyor. Yüksek tansiyonu var ama şikayetiniz olması gerekmiyor. 25 tansiyonla hiçbir şey hissetmeyen ama 13 tansiyonla ya ben çok kötü hissediyorum, benim tansiyonum hep 9'lardadır diyen insanlar var. Klinik çok önemlidir bizim için ama her şey sadece şikayete yönelik olarak planlanmaz. Dolayısıyla 14-9 bizim sınırımızdır. Eğer her şeye rağmen bunu aşıyorlarsa, biz insanlara ilaç veriyoruz. Bir ilaçla yetmiyor mu? İkinciyi veriyoruz. Yetmiyor mu? Üçüncü, dördüncü, beşinci. Ne olursa olsun bizim hedefimiz o insanların o tansiyonlarını 14-9'un altına tutmak. Böylece damar hasarını engellemek. Böylece bir kalp krizine sebebiyet vermemek, bir inmeye sebebiyet vermemek ya da bir şah damarındaki balonlaşmayla o insanı kaybetmemek ya da böbreğinden etmemek, gözünden etmemek. Dolayısıyla ben burada da özellikle insanlara rica ediyorum. Ne olursunuz ilaç verilmişse bunu kullanın. Bir de yüksek tansiyon,
kalp hastalığı, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, bunlar kronik hastalıklardır. Bunlara verilen ilaçlarla bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi, antibiyotik gibi verdiniz, iyileştim, benim tansiyonum düştü, ben bu ilacı keseyim. Sürekli kullanılması gereken bir tedavi aslında bu. Kesinlikle kronik bir tedavidir. Ve bunu yapmaları için hastaları ikna etmekte hakikaten çok zor. Çok burada doğru. Da sağlık okuryazarlığının aslında ne kadar da önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Evet, izleyicilerimize farkındalık olsun diye bizler de aynı zamanda bilmediğimiz pek çok şeyi öğreniyoruz. Sizlerden, sizlerin sayesinde. Teşekkürler. Şimdi kalp sağlığı kontrolünden de çekiniyor galiba hastalar. Canım acır mı, nasıl hissederim veya yorulur muyum gibi kaygılar mı yaşıyorlar da herhangi bir şikayetleri olsa dahi doktora gitmekten bu kadar çekiniyorlar? İnsanların büyük bir bölümü gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Öyle de bir korku var gerçekten. Evet, böyle bir korku var. Yani bu işte deny, inkar mekanizması gibi olsa da yokmuş gibi görmüyor. Şimdi bu tabii önemli bir unsur. Ancak bugün artık sağlıklı, eskiden çok övünüyorduk biz sağlıklı ama şu an insanların sağlığa ulaşması çok zor. Hekime ulaşması çok zor. Bir kere hekim sayısında çok ciddi bir açık var. Yani yeni asistan bir hekimi daha henüz olgunlaşmış, herkese her şey her anlamda faydası olacak hekim olarak görmek büyük bir cehalet tabii. Dolayısıyla hekimin gerçek anlamda topluma yararlı olması, bir hastanın tanısını koyması, tedavisini yürütmesi yıllar alıyor. Uzmanlık sonrası deneyimlerle. Şimdi sonuçta bizde uzman hekimlerin yurt dışına akışı çok hızlandı. Malum sebeplerle. Ancak burada ulaşamıyorlar. Ki özellikle son günlerde artık onaylı randevu sistemine de geçildi. 2 dakika muayeneye dönüldü. Evet. Çünkü hekim yok. Şimdi 2 dakikada hastaya sadece bakarsınız. Yüzüne bakarsınız. Ne yapabilirsiniz? Tabii böyle olunca ne oluyor? Hastayla hekim karşı karşıya geliyor ve sürtüşmeler yaşanıyor doğal olarak. Ancak insanlar, özelde yine hekimler var. Ama özeldeki hekime herkes nasıl ulaşsın? Özel sigortası herkesin yok. Ya veya da bunu karşılayabilecek maddi imkanları yok. İmkan yok. Birçok insan, benim mesela bulunduğum bölgede emekli insanlar her şeyi çok kontrollü olarak yapmak zorundalar. Dolayısıyla ya gittiği yere kadar aman bir şey olmaz diyor. Veya gidiyor eczacıya bir şey soruyor. Arkadaşına bir şey soruyor. Geçiştirmeye çalışıyor. Ve bizim toplumumuzda şu da var. Ben şu şikayetlerim var. İşte bu ilacı kullandım, bana çok iyi geldi. O zaman evet, ben de kullanayım diye kulaktan dolma bilgilerle çok yanlış tedavilere sürüklenebiliyoruz. Çok doğru. Bir de şimdi orta çağın Anadolu tıbbını kullanmaya başladık. Biz modernlikten ve batıdan uzaklaştıkça her anlamda bilimden de uzaklaşıyoruz. İşte hacamata gidiyor, sülüye gidiyor falan, değişik şeyler. Çeşitli otlarla falan ya da böyle destek ürünlerle gitmeye çalışıyor. O destek ürünlerin her birinin farklı olumsuzlukları var. Bunu da kafasına göre bilinçsizce yapması ona da zarar verebilir. Öyle ki kanatabilir mesela bazısı. Ve dolayısıyla ben onu söylüyorum. İnsanlar evet inkar edebiliyor. Böyle bir toplumda o kadar çok düşünecekleri şeyler var ki ya boş ver şimdi artık bu olduğu kadar, işte gittiği kadar gitsin noktasına gidiyor. Doktora gidemeyen bırakıyor kendi haline. Doktora gelen bir şeyler öneriyorsunuz. Aynen, ya bir şey çıkarsa? O zaman yani bence paranıza yazık. Doktora gitmemelisiniz. Zaten doktora geldiğinizde bir şey varsa onu ortaya çıkarıp kötü sonuçlardan korumaya çalışıyoruz diyoruz. Burada da galiba diyoruz. Ya o tedaviyi karşılayamayacağı imkanlar yüzünden belki çekiniyor. Belki. Veya artık o tedavi sürecine uyum sağlayamayacağından korkuyor. Doğru. Olabilir. Ya da canı yanacak diye bir kaygı içerisine kaygı giriyor. Kaygı bozukluğu çok fazla zaten toplumda. Ve bu da kalp sağlığını çok, çok olumsuz doğru etkileyen çok bir şey doğru değil mi? Çok doğru. Kesinlikle. Onun için ay, biz çok zor durumdayız. Yani İnsanlar bizi ağlama duvarı gibi de kullanıyor. Yani her birimiz birer psikiyatrist gibi de olduk. Hem üzülüyoruz hem çırpınıyoruz ne yapabiliriz diye. Ama o kadar çok tetkik var ki şu an. Ben hep onu diyorum. Aslında teknoloji bize artık çok destek. Eskiden öyle değildi. Ben yaklaşık 33 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ve ilk başladığımla şimdi arasında çok şey var. Tedavi açısından da tanı açısından da. Ve tanı da elimizde artık çok kolay,
işi çok pratik olarak çözecek, çok büyük doğruluklarla çözecek yöntemler var. Yani ekokardiyografimiz, eforumuz, holter dediğimiz tetkiklerin çok ötesine geçtik. Yani bu sintigrafiler, eforlar. Gerçekten evet. Hastaların korkmasından biz bu konuya geldik evet. Ama korkulacak bir şey olmadığını, yok. Bu kontrollerde tam olarak neler yapıldığını, gerçekten can acıtıcı yöntemler olmadığını da şöyle izleyicimizle bir paylaşalım çok mı? Çok doğru. Tabii ki. Şimdi bizim invaziv yani girişimsel ya da non-invaziv yani girişimsel olmayan dediğimiz yöntemler var. Girişimsel olmayan dediğimiz yöntemler hastanın hiçbir şekilde korkmasını, endişelenmesini gerektirmeyecek yöntemler. Nedir? Bu EKG. Temelidir bunun. Ancak EKG bize çok bilgi verir, bilgi de vermeyebilir. Aslında buzdağının tepesidir. EKG'de bir problem gördüğümüzde onu derinleştiririz. Ama bir problem görmediğimizde de eğer çok büyük riskler yoksa tamam burada durabiliriz diyebiliriz. Burada şikayetlere yani, ve aile geçmişindeki hastalıklara da bakılıyor bakarız, değil mi? Bakarız. Ancak mesela hastaların kapakları, kalp kası, kalp zarı gibi anatomik yapılarını görmek adına bizim elimizdeki en güçlü tetkik yöntemlerinden biri ekokardiyografidir. Yani nedir bu? Kalbin ultrasonudur. Kalbin tüm yapılarını değerlendirmeyi sağlar. Ancak damarları göstermez. Sadece çok ileri damar tıkanıklıklarında, damar tıkanıklığından dolayı kalbin kası yeterince beslenemediğinde bazı hareket kusurlarından biz şüphelenir, hastaya daha ileri tetkikler önerebiliriz. Bunlar da tamamen hekimin tecrübesine kesinlikle, ve deneyimine bağlı kesinlikle. Aslında. Bunun ötesinde ritim bozukluklarında 24 saat izlemler, holter dediğimiz bunların cilt altına yerleştirilen çok uzun süreli yöntemlere kadar artık gelişti. Tansiyon holteri dediğimiz 24 saat boyunca yarım saatlik, saatlik aslında tansiyonunu ölçen cihazlar var. Çok pratiktir bunlar. Efor testi var. Efor testinin tanı değeri daha nispeten düşüktür. %50-60'lar civarındadır ama bize damar tıkanıklığı, ritimle ilgili, tansiyonla ilgili pek çok veriyi de sağlar hastaya yönelik. Bunun ötesinde daha ileriye geçtiğimizde sanal anjiyo dediğimiz yöntem artık halk arasında. Bizim kalbin ilaçlı görüntülemesi, tomografisi dediğimiz yöntem bize 3 boyutlu damar görüntüsünü sağlar. Riski saptar. %90'lar oranında doğrulukla damarda bir bozulma var mı, ciddi darlık var mı bunları gösterir. Bozulma varsa hastayı korumaya başlarız. Bu da çok önemli bir şeydir. Bizim bunun birinci koruma dediğimiz aşamadır bu aslında, çok değerlidir. Bunun yanı sıra sintigrafi dediğimiz kalbin metabolik yükü üzerinden yaptığımız yine insanlara zarar vermeyecek yöntemler vardır. Bunlarda hiçbir şekilde hastanın korkmasına gerek yok. Sadece böbrekle ilgili sorunları olanlarda ilaçlı tomografiyi önermeyiz. Onun için mutlaka böbreği kontrol ederiz. Ancak bütün bunlar sonunda bir problem varsa anjiyoya çıkar. Bizim girişimsel yöntem dediğimiz anjiyoya çıkar. Anjiyo bizim eskiden kasıktan, şimdi bilekten girdiğimiz, çok kısa daha sürede, çok daha kolay yaptığımız, hastanın konforu 4 saat sonra evine gönderdiğimiz bir yöntem. Riski binde birlerdedir. Hatta daha bile az. Ve bununla damarların görüntülemesini sağlayarak net saptar. Ve o esnada da eğer %70'lerin üzerinde ciddi bir darlık varsa, stente de uygunsa, stent dediğimiz yöntemle bir tel kafesle damarı açtığımız çözüme kadar götüren bir prosestir. Şimdi anjiyo ile ilgili çoğu zaman doğru bilinen yanlışlar var. Evet. Anjiyo bir tedavi yöntemi değil, tanı yöntemi değil kesinlikle. Mi? Ama bu nedense bu kadar da kalp damar hastalığı çok olan bir coğrafyada yaşarken anjiyo hala bir tedavi yöntemi olarak görülüyor. Bunun sebebi nedir? Yani bunu anlamak tabii bilemiyorum. İnsanlar birbirlerine mesela şunu anlatıyor. Diyor ki arkadaşıma anjiyo yapıldı, damarı açıldı. Demek ki doktor ile bir iletişim kopukluğu var. Halbuki anjiyo yapıp damar açılmaz. Anjiyoda damarın açık denmiştir. Muhtemelen burada iletişim kopukluğu oluyor. Bu anlamda birçok şeyde toplumda ne yazık ki demin ifade ettiğiniz sağlık okuryazarlığı ile ilgili çok gerideyiz birçok şeyde olduğu gibi. Bunu da vurgulamanız çok iyi oldu. Anjiyo bir
tanı yöntemidir, bir görüntüleme yöntemidir. Anjiyodan sonra, anjiyo diye aldığımız için hastaları, sonra stente dönüyoruz. Doktor da çok yeterince açıklayamamışsa ya da konuşma imkanları olmamışsa... Ki muayenenin bile 2 dakikaya indirildiği şu dönemde doktorların da bazı noktaları açıklayamamaları da normal çok karşılanabilmeli. Çünkü ne yetişecek onlardır? Tedaviyi yapsın, şaşırdı. Açıklamasa da olur, sonradan aynen öğrenilir öyle. Diyelim biz aynen de. Öyle. Şimdi hastanede kalp sağlığı kontrolü demişken bizler bazı belirtileri evde kendi kendimizi muayene ederek bulabilir miyiz, tespit edebilir miyiz? Kalple ilgili mesela şunu hissediyor olabilirsiniz, bir düzensizlik. Ben hastaya hep şunu söyleyeyim, bir kuş çırpınır gibi mi oluyor mesela? Veya işte sanki duruyormuş gibi bir bump'ın üzerinden, bir tümseyin üzerinden geçince böyle bir içinizde boşluk hissi olur. Bunlar oluyor mu diye sorarız. Mesela bunları hisseden insanlar ya bende bir şey olabilir diye bize gelirler. Veya ense ağrısı, baş ağrısı, görme bulanıklığı, sanki böyle üzerine bir ağırlık biniyormuş gibi atipik yakınmalarda insanlar, yine sağlık okuryazarlı olanlar, sizin bizim gibi konuştuğumuz işte bu konuları dinlemiş bir fikri olanlar ya da çevresinde bunları konuşup öğrenmiş olanlar acaba yüksek tansiyon olabilir mi gibi bir baktırarak bunun farkına varabilir. Ya da mesela diyabetinin farkına işte çok su içiyorum, çok yemek yiyorum, ağzım kuruyor, işte vücudumda da yaralar olmaya başladı, bir de kilo da almaya başladım. Ha bu acaba şeker hastası mıyım deyip bunun altından çıkabilecek bir kalp problemini de yakalatan insanlar olabilir. Dolayısıyla insanların bedenini iyi tanıması. Kendimizi dinleyeceğiz gözlemesi. Yani öncelikle. Aynen. Bu her şeyden önce geliyor aslında. Peki şimdi artık yazın da gelmesiyle birlikte çok sıcak havalarda yaptığımız bazı doğrular veya yanlışlar olabilir. Bu kadar sıcak havalarda buz gibi bir su içmek ve bunu bir de lıkır lıkır içmek sağlığımızı çok olumsuz etkiliyor değil mi? Yani çok soğuk içmek mesela... Ben yurt dışında bir eğitim alırken bir Çinli hocam vardı, bana şunu söyledi. Bizde dedi Çin'de asla soğuk su yoktur. Daima oda ısısında, buzdolabına su koymayız, oda ısısında su içeriz. Gerçekten aslında doğrusu bu. Mide açısından da sorun ama kalp açısından soğuk suyun yaratacağı çok büyük bir problem olmaz ama soğuk ve rüzgar kalp damarlarında spazmı, büzülmeyi tetikleyen unsurlar olabilir. Hele de bir bilinen kalp aslında özellikle rüzgar ve çok soğuk havalarda mümkünse dışarı çıkmayın deriz. Yapacağınız spor daha kapalı ortamlarda yapın deriz. Mesela donma diyoruz. Donarak ölmek aslında birçoğu o soğukla birlikte kriz geçirerek kaybedilen insanlar olabilir. Dolayısıyla soğuk büyük bir etkendir. Bir de çok tok karnına yürümek. Çok hemen yemeğin üzerine. Hani bir eskilerin lafı vardır. Yemekten sonra 40 adım at veya işte yat gibi falan. 40 adım atmak üzerine yemekten sonra bir ara verip ondan sonra yürümek ne daha önemli. Ne kadar ara vermemiz gerekir? Yani en azından bir 2 saat kadar bu midenin boşalması, sindirimin kolaylaşması, sonra yürümek aslında tempolu yürüyeceksiniz. Spor yaparken de aslında her zaman söylenir ya, 2 saatlik açlıkla doğru. Spor yapılsın evet. Diye. Peki şimdi sudan bahsettik, hareketten bahsettik. Kontrolsüz soda veya maden suyu tüketimi kalp sağlığını nasıl tetikliyor? Şimdi maden suyu güzel bir şeydir, mineralden zengindir ancak yüksek tansiyonu olanların çok dikkatli tüketmesi gerekir. İçeriğindeki sodyum yüzünden, tuz yüzünden, gazlı içeceklerden, kolalı içeceklerden olabildiğince uzak kalmaları, daha çok suya yönelmeleri, çay ve kahveyi de çok dikkatli ve sınırlı tüketmeleri önemli. Peki fazla spor yapmak sağlığını nasıl etkiliyor? Şimdi her şeyin fazlası zarar, evet. Doğru. Spor yapmanın da muhtemelen fazla spor yapmanın doğru. Da zararları olacaktır. Kardiyo aslında kalp için en güzelidir. Yürümek, bisiklet, yüzmek aslında çok güzeldir. Biz yokuşu, hele de elinde ağırlık taşıyarak yokuş çıkmayı sevmeyiz. Ama en güzel şey ne biliyor musunuz kalp için? Ben insanlara hep bunu söylüyorum. Hayatta neyi sürekli yapabilirsiniz kopmadan ve rahatlıkla ve maddi bir kaygı duymadan? Yürümek. Takın kulaklığınızı, yürüyün diyorum. Ancak yürürken de gezinir gibi, vitrin gezer gibi değil de biraz sizi yormalı. Amerikan kılavuzları onu şöyle diyor. Yürürken konuşabilirsin ama şarkı söyleyemezsin. Yani o derece bir tempo. Postacı yürüyüşü dediğimiz yürüyüş değil mi? Evet ve bunun için de mesela haftada toplam 150 dakika sizi biraz terletecek,
yürüyüş kalp sağlığı için çok çok önemli ve gerekli olarak biliniyor. Ağırlık kaldırmak, işte çok ağır egzersizler bizim çok sevdiğimiz egzersiz türleri olarak bilinmiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok verimli ve çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Birilerine katkımız olacaksa, birilerinin hayatı kurtulacaksa ne mutlu bize. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Stresin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini, kalp hastalıklarını ve kalp hastalıklarındaki tanı yöntemlerini konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.